Canım takipçilerim merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün böyle sardunyalarımla beraberim. Sardunyalarımla geldim karşınıza. Allah nasip kısmet ederse sardunyalarımı göstereceğim canım takipçilerim. Bakar mısınız? Burada böyle bir tane askıda sardunyamız var. Rengi de çok güzel. Şimdi bunun bir diğer daha çok ebruli olanı var. Onları sizinle paylaşacağım canım takipçilerim. Şimdi böyle geçelim. Burada yine beyazımız var. Burada da yine fuşyamız var canım takipçilerim. Bunlar camın yanındaki olan askılarda. Daha önce burada telgraf çiçeklerimiz vardı. Aşk merdivenimiz vardı. Onları indirdik. Şimdi böyle burada fuşya beyazımız var. Burada da böyle pembe beyazımız var. Ama şöyle ki burada altta da ebrulimiz var. Muhteşem bir şey canım takipçilerim. Bunun rengine bakar mısınız? Bu burada tek saksı. Şimdi bunu alacağız buradan. Allah nasip kısmet ederse bunu buradan alalım. Masamıza geçirelim. Canım takipçilerim, az önce bu orkidenin videosunu paylaştım. Şimdi bu orkidemizi alalım. Buraya bırakalım. Canım takipçilerim, bunun rengine bayılıyorum. Bu tek saksı. Ebruli, bakar mısın sanki böyle muhteşem bize muhteşem bir şey. Bunları paylaşıyorlar özel türler diye. Ama çok çok güzel bir sardunyam. Tek saksı olduğu için bunu canım takipçilerime ayırıp iki saksı yapacağım ki yedeklensinler. Şimdi saksımı toprağımı alalım bakalım. Saksımı ve toprağımı alıp gelelim neler yapacağız. Canım takipçilerim şimdi toprağımızı döktük. Saksımı boşalttım. Toprağımı da döktüm. O anda videoyu tekrardan başlatmayı unutmuşum. Şimdi fark ettim ki videoyu başlatmamışım. Toprağımı döktüm. Şimdi Allah nasip kısmet ederse canım takipçilerim böyle köklerini ayırdık. Topraklarını döktüm. Şimdi bu çiçeğimizi birbirinden ayıralım bakalım. Böyle en uygun bir yerinden ayırıp iki saksı yapacağız nasipse. Yedeklemiş olacağız. Şimdi böyle birkaç dalı var. O dallarından köke en yakın yerinden köklü bir şekilde ayırmaya çalışacağız. Bakın canım takipçilerim. Bu şekilde ayırdık. Görebiliyor musunuz? Dalı hemen böyle kırmadım. Köküyle beraber ayırmak istedim. Bu dalı böyle aşağı doğru ikisine de eşit gelecek şekilde yavaşçacık böyle bu şekil ayırdık. İkisi de köklü şekilde ayrılmış oldu canlarım. Allah nasip kısmet ederse ikisi de çok güzel birer birey olarak büyüyüp gidecekler. Şimdi en azından yedeklenmiş oldu şeylerimiz, sardunyalarımız. Şimdi ekelim bakalım. Saksımız burada hazır. Canım takipçilerim, öncelikle söyleyeyim. Her seferinde söylüyorum ama bakın eski kullanılmış, oldukça senelerce kullanılmış. Buralarından belli. Bir saksım var. Ama her ektiğim çiçeği, saksımı güzelce dezenfekte ediyorum canım takipçilerim. Güzelce yıkıyorum. Ola ki bir sene önceden herhangi bir böcek, larva toprağına yerleşmiş olabilir. Saksısına görmez yapışmış olabilir. Bu yılki çiçeğimiz de hastalanır. O yüzden dolayı güzelce yıkadım, temizledim, dezenfekte ettim. Şimdi bu güzel saksımızı ekeceğiz. Saksımıza toprağımızı dolduralım. Saksımı dolduruyorum. Bu biraz daha bahçe toprağı, doğal bahçe toprağı diye satılıyor. Özellikle sardunyalar için aldım. Hani sardunyalar için daha bahçe toprağına yakın bir toprak bu. Oldukça güzel. Biraz da perlite katalım. Şöyle. Toprağımı, saksımı doldurdum canlarım. Şimdi toprağına perlite karıştıralım.
aslında bu top perlit hem fazla suladığımız suyu emiyor, hem de canım takipçilerim toprağı, mesela perlit katmasaydık biraz daha toprak katacaktık. Hem de toprağa biraz fayda oluyor yani. Topraktan şey yapmış oluyorsunuz, tasarruf etmiş oluyorsunuz bu perlitte. Eğer bu perliti koymasaydık bu perlit kadar daha toprak koyacaktık. Canım takipçilerim şimdi güzelce toprağımızı doldurduk. Şimdi sardunyalarımızı ekelim bakalım. Bunun bakar mısınız kendi toprağı da muhteşem. Hiç fazla bulunan topraklarını dökmeden, toprakları çok güzel çünkü canım takipçilerim, bu şekilde. Şimdi bu böyle dururken biraz da tam dibine canım takipçilerim tam bunların koyduk, ektik. Biraz da köke yakın yerlerine böyle vermiküllet koyduk. Hayvan gübresi de koyabilirdik. Hayvan gübremiz yok. Şu an vermiküllitimiz var. Eğer vermiküllitiniz yoksa yumurta kabuğu da koyabilirsiniz. Sardunyaları çok faydalı canlar. Şimdi bakın sardunyamızı ektik. Muhteşem bir şey. Yazın en güzel çiçekleri. Ama tabii lilyumlarım da var. Şimdi bunları çekeceğim. Bundan önce orkidemi çektim. Orkidem vardı. Orkidemi çektim. Bir sürü çiçeklerimiz var daha çekeceğimiz. Çünkü bu içeride olan çiçeklerimizi videolarını yapıp bitirmeliyiz ki 10-15 gün sonra veya 7-8 gün sonra bahçe çekimlerine başlayacağız. O bahçe çekimlerine başladığımız zaman artık içeride video çekmeyeceğiz. İçerideki çiçeklerimizin aslında videolarını daha bitirmedik. Hani oldukça çekecek çiçeklerimiz var canım takipçilerim. O yüzden bugün işte orkidemin videosunu çektim hemen. Sonradan da bunun videosunu çekmeye başladım. Tabii bunların ikisini aynı gün paylaşamayız ama orkideyle bunu aynı gün çektim. Zaten aynı kıyafetle karşınızdayım, görüyorsunuz. Şimdi canım takipçilerim, o şeyi de koyduk, vermiküllit de koyduk buna. İnşallah çok 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 güzel olacaklar. Hani çiçeğimizin birini bozulsa bile kazara, başına bir olay gelse bile canım takipçilerim, şöyle ki iki tane oldular bir saksıda, en azından birini kurtarmış olduk oluruz. Şimdi can sularını da verelim. Allah nasıl kısmet ederse bir hafta sonra da bunları dışarıya çıkaracağım. Sardunyalarımın tamamı içeride. Ama açmaya başlayanları artık askılara aldık. İşte cam kenarlarını aldık. Birçoğu bodrumdaydı. İşte ya da farklı yerlerdeydi. Küçücük bir sera gibi yerlerdeydi sardunyalar. Şimdi yavaş yavaş meydana çıkmaya başladılar. 15-20 gün sonra bir sardunyalarımı paylaştığımda hepiniz hayretler içinde kalacaksınız. Allah nasip kısmet ederse. Şimdi birkaç tane gösteriyorum ama müthiş olacak sardunyalar. Yaz çiçeklerim çünkü. Bahçede en çok sardunyalar var. Oluyor. İlkbaharda, baharda Mayıs, Haziran, Temmuz gibi lilyumların açmış hallerini paylaşıyorum. Ama sardunyalarda baharda bir başlıyorlar. İşte bu mevsimde bir başlıyorlar. Biliyorsunuz ki sardunyalar güzel bakıldığında kışın bile açan çiçekler. Sardunyalara da güzel bakmamız lazım ki videolar çekeceğiz. Sardunyalarımızın da yedekledik. Saksından çıkarıp iki saksı sardunya yaptık. Saksı değişiminde yaptık. Nasıl olduğunu gösterdik. Can suyunu verelim. Canım takipçilerim, şimdi havalar serin. Bunları yine haftada bir sulasak yeterli oluyor. Bunları da ne yapacağız canım takipçilerim? Soda şişesine koyacağız, köklendireceğiz. Allah nasip kısmet ederse. Böyle güzel sardunyaların yapraklarından da köklendirebilirsiniz. Tamamı köklenmeyeniz. Eğer çabuk sararmaya başlarsa köklenmiyor. Ama eğer ki böyle sağlıklı güzel yaprağınız varsa, 10 tane koyduysanız 2-3 tanesi arasında köklenebiliyor canlar.
Yine de atmayacağız, bir soda şişesine koyacağız. Belki köklenir. Biz köklenmesini umut ediyoruz, umut edeceğiz. İnşallah olur canım takipçilerim. Şimdi masamın üstünü toplayayım, vedalaşalım. Canım takipçilerim, gördünüz, çiçeğimizi ektik, can suyunu da verdik. Sardunya saksı değişimi ya da işte kök ayrımı böyle yapılıyor. Çoğaltma, nasıl çoğalttığımızı gösterdim sizlere. Hem yedeklemiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.